Sen ilkokul 2'deydin. Ben de 1. sınıftaydım. 23 Nisan'da şiirleri hep sana okuturlardı. Hatırlıyor musun? Evet. Sahnedeyken ne kadar utanırdım yamalı pantolonumdan. Hepimiz aynı durumdaydık. Peki silgini 2'ye bölüp yarısını bana verdiğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sen söyledikçe daha iyi hatırlıyorum. Bir silginin bile ne kadar önemli olduğunu. Okula çantasız gittiğimi. Her şeyi. Pek şanslı çocuklar sayılmazdık. Evet ama bunlar bizim seçimimiz değildi. Hiç olmazsa sen evden kaçıp okula gelmek zorunda değildin. Boş ver. Bak, şimdi bir doktorsun. Artık okul duvarının arkasına saklanıp ağlaman gerekmiyor. Hatırlıyor musun? Babam okulda çıldırmış gibi beni arıyordu. Sen saklamıştın. O günü hiç unutmadım. İyi gizlenmiştik ama. Atlatmayı başardık. Ama ben bu yüzden hep kendine güveni olmayan bir insan oldum. Ta ki mesleğimi kazanana kadar. Artık bugüne bak. Boş ver gerisini. Doğru. Her şey çok geride kaldı artık. İyi günler Defne. Tekrar teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Defne merhaba. Merhaba. Sizi tanıştırayım. Doktor İnci Hanım. Lokantanın sahibi Defne Hanım. Merhaba. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hastaneden arkadaşlar gelecekti. Geç kaldım. İçerideler. Buyurun. Size kolay gelsin. Demir, seni arayacağım. Tamam. Anne sen niye işe gitmedin? Bugün seninle biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Nasıldı misafirlik? Sevdin mi? Sevdim. Kayık yaptık. Tabii. Kayık olunca akan sular durdu değil mi? Ama daha bitmedi. Bitince çok güzel olacak. Demir seni çok seviyor galiba ha? Ne dersin? Bana öyle geldi. Hem de çok seviyor. Hem de çok. Öyle mi? Evet. Çünkü dedem gibi küçük küçük. Tane tane öpüyor yanaktan. Yumuşacık seviyor. Hiç sıkmıyor. Sevgiyi böyle ölçtüğümüzü bilmiyordum. Islak öpenler en kötüsü. Ay. Bir de sarılırken çok sıkanlar. Dedemle Demir öyle yapmıyor. Demir iyi kalpli biri galiba. Evet. Onun yanında eğleniyor musun? Evet, çok gülüyoruz. Anne kayığı bitmiş midir? Bilmem. Yardım etmezsem bitiremez. Ama çağırmadı ki. Öyle değil bak böyle. İyi günler Demir Bey. Kolay gelsin.